çay geçmiş olması rağmen altta H takıyor. Yok abi ya, Antakya yani hakikaten bitmiş ya, bura böyle kötü bir yer yok ya. Burada hangi ev ayakta kalmış ki? Şu kalmış gibi duruyor ama Allah bilir, o da alttan gitmiştir. Yok lan, patlamış, o da patlamış. Baksana şuna. Ya 1 Nisan ya. 6 Şubat nere? 1 Nisan nere? Abi yapamaz ya. Daha yok desene efendim. Demek burada bir yıl daha böyle devam eder ha. Burayı hepsini de. Mümkün değil. Ya bunların hepsini tek tek gezecek. Hasar bir tespit yapacak bir daha. Bunların hepsi zaten ağır hasarlı ki. Yani bir şey demeyecek. Gelecek buraya. Abi. Bir şey demiyoruz zaten. Gidiyor yapıyor. Şöyle. Hani temizlik mi yapıyorlar? Adam diyor ki ben diyor 5 evim varsa 1 ev vereceğim. Bu adam 5 tane bina yaptıysa sen bu adama nasıl bir tane ev vereceksin ya? Baksana. Abi Türkiye'nin tüm bu şeyi adı neydi? Bu molozcuları gelse. Aman. Hani şuradan trafikten geçemezdik ya. Atlatanlar, onlar daha çok şükretsinler. Tabii, yani şöyle bir yerden çıktığını düşünsene. İnsanın psikolojisi bile ya. Yani şuraya gelirdim, şuradan bir yerden peynir alırdım ya.
Yere göre burada yıkık yok ki. Burada hiç kimse toplamış. Ölmemiş. Yok öyle ölmüyor. Ama bir tarafta yıkılmış yani. Oradan daha kötü bir şey var mı ya? Hala ceset içeride olan insanlar vardır. Bura gayet güzel yolda. Hadi geçiyorsan geç ya. Ki burada apartman yok işte. Galiba iki tane yok. Üç belki. Ben buralar belki sağlamdır diye düşünüyorum. Sağlam bence. Ölen yok. Sağlam yeter. Hayır. Yani şey anlamadım. Evet. Ölüm yok ama. Şurada olmuştur gerçi. Buralar gittiğinde mi? Buralar yıkmışlar. Yani çünkü buralar hep evde abi. Ya da hafif hafif şey yapıyorlar, ağır hasarlı diye yıkıp gidiyorlar. Ne güzel de mahalle ha. Ya en iyi mahallesi mi artık burası? Yani nereydi? Görüyoruz. Saadet Grand Hotel. Aferin, dayanıklı otelmiş. Evde var ama olsun. Ben almayacağım da seni. He? Ben almayacağım seni. O zaman ben de almayayım. Niye? Evde mi? Var aksi gibi ya. Annem yemiyor. Verirsem annem yiyor. Ben yemiyorum. Niye mi? Diyor, sevmiyorum ben öyle çok fazla. Kendin? Alacak mı? Kararsızım. Çok iyi olurdu. Evde var. Çok mu? Bir kilo kadar var. Bir de o bir evde. Sürekli yeme şansım da olmuyor. Al o zaman. Burada da dolap çalışmıyor. Bozulur.
tabii. Yarısı gitmiş ya. Kesin. Ne belki de 3'te 2'si. Belki de 3'te 2'si. Belki de 3'te 2'si. Bir de en güzel yerler değil mi? En güzel mahalle burada herhalde. Herif yeni inşaata başlamış sağda. Tövbe tövbe işte, şu sokağa bak ya. Sonra dökülüyor aslında. Canlandırma olayı derken tamamen öldü. Of. Abi giremez mi? Girmemiş bile ya. Yani bir şey değil mi? Buraya girip de bakmamışlardır ya. Şurayı kaldırırken altından bir insan çıkarsa işte. Cami burada değil miydi? Cami burada. Önü açılmış. Şurada bir sürü dükkan vardı ya. Ama şu tarihi şey duruyor. Şurada duruyor ama. Bizim atölyemiz nasıl böyle? Gitsem mi direkt? Oha! Öyle gidiyorum atölye. Orada daha tıkanık. Ha? Orada daha berbat. Ben böyle gidiyorum işte. Oho! Onlara bizim otopark da Hakan, hatırlıyor musun? Ben ya, geçen ay burada gezdim hacı abi, sen yapıyordun. Geçen ay buradaydık ya ben. Aman Allah'ım, ben burayı görmedim. Ya o tam kararmadan biraz daha seri olsan da bir işe yarasan. Şu otelde kaldım. Bir ay sonra buradayım, hemen hemen hiçbir değişiklik yok. Yol daha dardı, birazcık açılmış. Çok sağ olsunlar. Thank you.
hepsi toparlamışlar. Bak burada daracıktı şeyden, taştan hepsi yıkmışlar. Çoğu da tarihi evde. Yani böyle değil miydi eski böyle şey yerde? Burası Antakya'nın en eski caddesi. İlk ışıklandırılan cadde, Kurtuluş Caddesi. İşte otel de burada değil mi? Film burada mı çevrilmiş? Çok güzel bir halka tatlıcı vardı, duruyor mudur sence? Sence? Ya belli olmaz. Demin ki kabak tatlıcı nasıl açıksa o da açık olurdu. Olsa da esekti şimdi. Ama dükkanlara kapandı be. Ya 2 ay geçti ya. Yani burada kalan adam dükkanı da varsa yani şu an açıp... Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Abi o geçtiğimiz caddelerden yani bir şey ya, tıkalıydı böyle. Ya biliyorum, ben de biliyorum ya. Bir şey, bir tane insan yok ya. Geçen geldim gene öyleydi. Şimdi gene öyle baksın. Arabalara bak, hala atlar da şeyin içinde. Demek sahipleri gelip ilgilenemiyor mu? Kurtaramıyor mu? Mecburen.